Herkese merhaba. Google Ara Programına hoş geldiniz. Bu programla birlikte ekonomide merak ettiğiniz birçok terimi ve konuyu herkesin anlayabileceği bir dilde tarihsel geçmişi ve gelecek beklentileri birlikte ele alacağız. Bu hafta Google Ara Programında sizden gelen sorulara kısa kısa yanıtlar vereceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Merkez Bankası kısa vadeli faizleri kontrol eder. Peki Merkez Bankası kısa vadeli faizleri negatif real faiz oranına çekince uzun vadeli faizlerin artacağını öngöremedi mi? Yani soruyu birazcık daha açıklarsak eğer. Merkez Bankası politika faizini yüzde 18e indirdi. Bunun doğrultusunda... Uzun vadeli piyasada belirlenen faizlerse inmek yerine yukarı çıktı. Acaba Merkez Bankası bir öngörü hatası mı yaptı? Şeklinde bir soru var. Öncelikle Merkez Bankası'nın dünyadaki birçok merkez bankasında olduğu gibi gerçekleşen değil, gelecekteki enflasyon üzerinden faiz hesaplaması yapmış olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Tabii bu sadece Merkez Bankası'nın işine geldiği için değil. Aynı zamanda dünyada da bunun örnekleri var. Fakat işine gelen kısım şu önümüzdeki bir yıllık süre içerisindeki kabaca piyasa beklentisi %13 haliyle siz faizleri %18'e tuttuğunuz zaman dahi piyasaya ciddi bir reel faiz verdiğinizi düşünüyorsunuz. Fakat piyasa bu şekilde gerçek anlamda düşünmüyor. Yani beklenti anketlerine verilen yanıtlardan daha farklı düşünüyor. Çünkü rezervlerin çok daha aşağıda olduğunun farkında ve olağan para politikalarının e, sürdürülmesine her zaman bir geri adım atılabileceği endişesi yaşıyor. Bunlardan ötürü de piyasanın tepkisi daha mesafeli oluyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcıların da çok ciddi bir şekilde gelecekteki değil gerçekleşen enflasyona göre e, beklentilerini kurduğunu da söyleyelim. Şimdi bu ortamda evet Merkez Bankası muhtemelen iyimser bir beklentide kaldı. Kısa vadeli faizleri düşürerek uzun faizleri de indirebileceğine inandı veya çok çıkmayacağını düşündü ama öyle olmadı çünkü risk primi arttı. Olağan para politikalarının uygulanacağına dair soru işaretleri arttı. Dünyadaki diğer ülkelerde de değişen yöntemle mi gayri safi yurtdışı hastaları hesaplanıyor yoksa eski geleneksel serilerle mi devam ediyorlar? Türkiye'de doğrudur. 2008 ve 2016'da iki tane önemli gayri safi yurtdışı hastaların hesaplama yöntemi değişti ve bunların neticesinde birinde %32 diğerinde de %17 kadar olduğumuzdan daha zengin olduğumuz ortaya çıktı. Bu tip değerlemeler, yenilemeler her yerde yapılıyor. Sorun şurada gelişmiş ülkelerde bunların etkileri daha azdır. Daha az fark yaratılır ama gelişmekte olan ülkelerde fazladır. Ama Türkiye'de o fazlanın da biraz daha fazlasına kalmış oldu. Yani bir şekilde Kantar'ın topuzu kaçırılmış oldu. Bunu destekleyici bir başka ifade ise 2016 yılının 3. şereğinde darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye'nin Aylar sonra ilk kez küçüldüğü bir dönemde bu revizyonun aniden bir anda yıl ortası yapılması oldu. Yani planlı bir politikanın değil o anda günü kurtarmak için yapılmış olan bir tercihin sonucu olduğuna dair kuşkular uyandı. Dolayısıyla güncellemeler, revizyon değişiklikleri her yerde vardır. Çünkü ekonomik veriler değişiyor, veri toplama yöntemleri değişiyor. Dünyanın her yerinde sonuçları etkiler ama gelişmekte olan ülkelerde biraz daha fazla, Türkiye'de ise daha da fazla etki ediyor. ve bu da tabii ki TÜİK'in güvenilirliğini sadece işsizlik ve enflasyonda değil bu alanda da şüpheli hale getiriyor. AKP dönemi ekonomik bozulma ne zaman başladı ve sebepleri nelerdir? Tabii bu biraz yorum açık bir soru. Birçok kişi AKP'nin uygulamış olduğu ekonomi modelinin ki 2001 krizinden sonra belirlendi oldukça taraftarı. Onlara kısmen şöyle hak verilebilir. Hakikaten 2001 yılında Türkiye ekonomisi tamamen çökme noktasına gelmişti. Bankaların ayakta kalması kolay değildi. Devlet borçlarını döndürmekte zorlanıyordu. Enflasyon çok yukarı çıkmıştı ve ülkede döviz kıtlığına ramak kalmıştı. Böyle bir ortamda tabii ki daha çok piyasanın istediği yani patronların paralarını kurtarmayı amaç diyecek ve yükü de aşağıya yani vatandaşları bırakacak modelleri seçmesi daha anlaşılabilirdi. Çünkü eğer istikrarsızlık devam etseydi çok daha başka toplumsal sonucu olabilirdi. Fakat diğer taraftan o dönem yapılan birçok uygulamanın da esasında Türkiye'nin 20 yıldır nitelikte büyüyememe sorununun temelini attığında vurgulamamız gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin 2001 krizden önce bir dış borç sorunu yoktu ama AKP ile bu sorunla karşılaştı. Veya Türkiye'nin kötü özelleştirme karnesi yoktu çünkü özelleştirmeler pek azdı. Bu tüm bunları hesaba kattığımız zaman aslında 2001'den başlayan bir bozulmanın olduğunu söyleyebiliriz. Yani AKP'den önce bu program başlamasıyla. Fakat asıl ekonomideki gözle görülür bozulmalar bu IMF reçetesi olarak verilen programın 2008 küresel finansal kriziyle geçerliliğini yitirmesi sonucu oluşmaya başladı. Özellikle 2008'de 2012 arasındaki dönemde, hatta 2013'te diyebiliriz. Bu dışarıdan çok fazla sıcak para aktığı için insanlık tarihinde görülmemiş para bolluğu neticesinde örtüldüğü için fark edilemedi. Gecikmeli olarak 2013'ten itibaren yansıdı ki düzenli olarak da piyasadaki faizlerde artış ve kurlarda yukarı doğru yön izledik. Ancak ben şahsi görüş olarak 2011 yılının önemli bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Yani 2007-2008'e kadar uygulanan eski modelin sıcak para bolluğuyla o zamana kadar uzatıldığını ama 2011'de Türkiye'nin dünyadaki en çok cari açık veren 3. ülke olmasıyla artık dış borca dayanan, TL'nin değerli tutulması dayanan büyüme modelinin bittiğini ve en fazla özelleştirmeler satılarak ancak ülkenin kısa vadede götürülebileceğini ve bu yola sevk edilmenin de aslında çöküşün başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Tabii en net bir şekilde herkesin gözlemlediği ise Mart 2018'de buhranın başlaması olmuştu. Ee, eğer iktisadi sistemden ve AKP'nin ekonomi yönetiminden şüphe etmeyenler için bozulmalar e, haliyle sadece son 3-4 yıllık kısmı içerecektir. Asgari ücreti yapılacak zamların alım gücünü artırmaya faydası olur mu? Yoksa üretici maliyetini artırdığı için enflasyona sebep olur mu? Hatta soru eklenmemiş işsizliğe de neden olabilir mi? Bunlar çok konuşulan durumlar çünkü talebi arttırmak tabii ki ülkede yeterli üretim yokken önce ...malları olan talebi arttırdığı için enflasyona... ...yine dışarıdan tedarik edilmek istendiğinde de... Cari açığa neden olur. Fakat Türkiye'de e, asker ücretler en düşük gelir grubu. Dolayısıyla bu grubun satın alma gücü... ...lüks ürünlerden değil daha temel ürünler için geçerli. Eğer bundan dolayı bir enflasyon olacaksa... ...bu gayet anlaşılabilir bir e, enflasyondur. Asıl enflasyon arkasındaki diğer nedenler yok etmekle uğraşılmalıdır. Buradaki enflasyon sineye çekilebilir olandır. Yine yüksek asgari ücret tabi doğal olarak iş gücü maliyetlerini arttıracağı için işverenleri yeni istihdam yaratma konusunda caydırıcı olabilir. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla bir anda ölçüsü bir şekilde asgari ücretin artırılması da tek taraflı çözümü olmuyor. Türkiye'deki yüksek işsizliğin arkasında asgari ücret seviyesinin etkisi var. Fakat işsizliği çözmek için asgari ücreti indirirseniz veya enflasyonu onu çok ciddi bir şekilde yedirirseniz bu sefer de bu ücreti alanlarda ki Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak sadece toplumun %5'i onu değil %40'sı 50'sine kadar ki olan kısmı bu ücreti kazanıyor. Çok büyük yoksulluk arttırmış olursunuz. Bu nedenle Türkiye'deki askeri ücretin enflasyonist veya işsizlik oranının etkilerinden öte e, enflasyonun ve işsizliğin arkasındaki daha yapısal nedenlere odaklanmakta fayda var. Ama şüphesiz tabii ki ücretleri de arttırırsanız haliyle basit bir şey, e, düzlemde işsizlik de artar, talep de artacağı için enflasyon da oluşur. Ama daha detaylı bakmakta fayda var. Tanzim satış nedir? Geride kalmış bir uygulama mıdır? Yoksa işe yaramış ülkeler var mıdır? Tanzim satış tabii ki arada son nihai tüketici ile üretici arasındaki aşamaları azaltan böylece maliyetleri kısıp doğrudan tüketiciye daha uygun maliyetle ürün sağlama amacını taşıyan bir durum. Tabii bunun başarısı hiç kolay değil. Örneğin günümüzde de e, nihai satıcı olmasa bile sanayide kullanımında Çin bir bazı emtiaları kendi stratejik rezervlerinden satıyor ve bu şekilde küresel piyasalarda ve içerideki ülke içerisindeki emtia fiyatlarını etkilemekte zorlanıyor. Fakat diğer taraftan e, bu da genel anlamda piyasadaki yükselen fiyatların e, belli bir dereceden sonra sürdürülebilir olmadığına dair de bir mesaj da vermiş oluyor. Burada tanzim satışa söz konusu olan fiyatların düzeyi önemli. Çok yukarı yaptığınız zaman zaten o fiyatları piyasada da bulabiliyorsunuz. Çok düşük yaptığınız zaman bu sefer devletin bir nevi subvansiyonu yani desteği haline gelmiş oluyor. Bunun sürdürülebilirliği bir soru işareti. Yine yapılan bu tip önlemlerin gerçekten en çok ihtiyacı olanlara ulaşıp ulaşmamasını takip etmek gerekiyor. Örneğin 2020 yılında konut kredilerine yönelik çok önemli teşvikler yapıldı ama e, duyumlar öyle ki varlıklı kesim ve birden fazla zaten evi olan kesim en çok bu kredilerden faydalandı. Dolayısıyla tanzim satış yapılacaksa eğer o ilgili maddenin gerçekten ihtiyaç olup olmadığı bulunamadığı ve subvans edilip edilmemesi gerektiği ve subvans edilecek bu e, ürünün e, gerçekten e, toplumda en ihtiyacı olan insanlar ulaştırılıp ulaştırılamadığı da bakılması lazım. Aksi takdirde e, serbest piyasa kendi yolunu bulacağı için tazim satış yalnızca kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve karşılığında beklenen alınmayan bir hal alır. Ama özel durumlar halinde evet etkin bir şekilde kullanılabilir. Altını çizmek istiyorum. Özel durumlar halinde kamu bankaların hazineden fonlanmasıyla bankacılık sektörü bir haksız rekabet olabilir mi? Hatta özel bankalar piyasanın el ayak çekebilirler mi? Öncelikle Türkiye'deki kamu bankacılığın artan payında özel bankaların kendi tercihleriyle çekilmesi çok önemli oldu. Yani kamu diğer alanları e, kapatarak haksız rekabet yaparak payını arttırmadı. Özel bankaların kredi vermek istemediği ama bir şekilde bir e, ilişkiler ağı çerçevesinde kaynaklara ulaşmak için devletin kullanıldığı ve neticesinde sağlandığı krediler esas belirleyici oldu. Bunun haricinde krediler büyümenin mevcut ekonomik sistemde motor olduğu için de AKP iktidarı özellikle e, bunları teşvik etmek istedi. Dolayısıyla e, öncelikle kamu bankacılığının özel bankacılığı itmediğini, kovalamadığını belirtelim. Bununla birlikte ikisi arasındaki e, finansman maliyetleri arasında ciddi bir fark yok. Örneğin Ziraat Bankası veya Halk Bankası'nın maliyet maliyetleriyle İş Bankası'nda oldukça benzer. Bunu da belirtmiş olalım. Bankacılık sektöründe daha çok dikkat çekilmesi gereken durumsa az sayıdaki büyük bankanın yani 3 kamu ve 4 özel büyük bankanın neredeyse %70'e varan oranda bir pazar payına sahip olması. Haliyle düşük rekabet ortamı bankaların daha yüksek kar marjıyla kredi vermesi ve daha düşük sizlere sunacak bir getirile mevduat toplamasına Yine bankacılık sistemindeki diğer para kazanma yöntemlerine olan ödemeleri aracılık gibi kısımlarda da eğer düzenlemeler yeterince yapılmazsa bu kurumlar daha yüksek maliyetleri müşterilerine vererek karlılıklarını arttırabilirler. Özetle kamu veya özel banka ayrımındansa büyük ve küçük bankalar ayrımına odaklanmak daha yerindedir. Türkiye'de kamu bankaları ise mevcut düzlemde maalesef özel bankalarla birebir aynı durumları vardır. Halbuki kamu bankacılığına düşen göre bazı sosyal ve iktisadi görevleri yerine getirmektir. Dolayısıyla genel kapsamın dışına çıkan işlemlerde kamu bankacılığının etkin olamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hele de Türkiye gibi kurumsallaşması yeterince oturmamış ülkelerde bu şekilde ciddi servet transferleri yapılabilir. Biz her şeyi doğru yapsak bile Fed'in tapering'e başlayacak olması ve gelecek yıl faiz arttırması ihtimalinde Türkiye'de dolar kuruna gerileme sağlanması mümkün olur mu? Öncelikle Türk lirasının özellikle 2017'den itibaren çok sert bir değer kaybı yaşadığını belirtelim. Yani 2017 yılı Eylül ayında dolar kuru 3.38 iken Eylül 2021'de yani sadece 4 yıl sonra 8.88'e çıktı. Dolayısıyla bunun içerisinde sadece yüksek enflasyon olmadığını, ülke risk biriminin artması olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bu artış hem enflasyonun çok üzerinde hem de Türkiye ile ortak tutabilecek gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybının da üzerinde. Bu noktada eğer ekonomi yönetiminde bazı riskler azaltılırsa hem sıcak paranın hem de soğuk paranın Türkiye akışı mümkün hale gelebilir ve haliyle yurt dışında çok Türkiye için çok uygun bir konjonktür olmasa da örneğin Fed'in veya Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi azaltması ve hatta faiz artımına gitmesi gibi bunların olumsuz etkilerinden daha büyük bir ölçüde e, risk priminin düşmesi neticesinde Türk lirası değerlenme sağlanabilir. Fakat bu tip değişikliklerin bugünden yarına hemen olmayabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Daha önceki dönemlerde de Türkiye'deki piyasaların çok olumlu seyrettiği dönemlerde yurt dışından ayrışabildiğini de gördük. Yani yurt dışının birebir aynısı şekilde gerçekleşecek bir durum olacak diye bir kaide yok. Yine aynı şekilde 2018'de de yurt dışında daha makul piyasalar varken de Türkiye piyasası kendi içsel risk faktörlerinden ötürü oldukça olumsuz ayrışmıştı. Tabii Türk Lirası aleyhine söyleyebileceğimiz en önemli faktör ise döviz rezervlerinin yükümlülükler ve ödüşler düşürdükten sonra eksi düzeyde olması, bunların yeniden toplanması Türk lirasının istikrarlı sağlanma döneminin hiç de öyle kolay geçirmeyeceğinin en net göstergesi. Fed'den çok rezervlerdeki noksanla odaklanmakta fayda olabilir. Türkiye 1 trilyon dolarlık gayri safi yurt şahıslaya ne zaman ulaşır? Mevcut e, büyüklük 720 milyar dolar. Bu yıl Son haftalarda eğer bir kur hata yaşamazsak %5 dolayında dolar cinsi büyüyeceğiz. Bu da kabaca 750 milyar dolara taşıyacak Türkiye'yi. Tabii 750 milyar dolardan 1 trilyon dolara gitmek yaklaşık %33 kadarlık bir ciddi bir artış. Fakat Türkiye'nin daha önceki yıllardaki dolar cinsi gayri safi yurt dışı büyümesi kur istikrarıyla olmuştu. Yani Türkiye'nin sadece büyümesi değil daha da önemlisi kur istikrarını sağlayıp sağlayamayacağına odaklanmamız gerekiyor. Bu tam bir soru işareti. Ama işler daha kötüye gidemeyecek ölçüde bir noktaya gelmişse bir istikrar sağlanabilirse o zaman 5 yıl içerisinde bile e, Türkiye 1 trilyon dolara çıkabilir. Fakat döviz kuru buradan 10 liranın üstüne çok rahat bir şekilde giderse bu gerçekçi olmaz. Benim tahminimde Türkiye'nin 2025-2030 yıllarında ilk defa 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olması ve yaklaşık 90 milyonluk nüfusuyla da kişi başına düşen gelirin 11 bin dolara çıkarması mümkündür. Vergi kötü bir şey mi yoksa düzensiz aşırı vergi kötü bir şey mi? Öncelikle vergin iyi bir şey olduğunu söylemekle başlayayım. Çünkü toplumlar bazı harcamaları ortak yapmak zorundadır. Yani siz tek başınıza evinizi koruyamazsınız. Füze savunma sistemi alamazsınız. Bunları bir bütün halinde, bir ulus halinde devletin alması ve hem en verimlisidir hem de en ucuzudur. Dolayısıyla bir ortak kamu bütçesi olmak zorunda kamunun da finansmanı vergilerle sağlanması gerekiyor. Fakat sorun şu. Bir, vergi kimlerden toplanıyor? İki, vergi oranları kaynağını öldürüyor mu? Üç, vergiden elde edilen gelirler aktif bir şekilde, verimli bir şekilde kullanıyor mu? Eğer herkesten gelirine ve servetine göre vergi alınmıyorsa, orta ve düşük düzeyli gelirlilerin üstüne yük kalıyorsa tabii ki adaletsizdir. Yine vergi toplarken kaynağı öldürecek düzeyde yüksek alınıyorsa, örneğin Türkiye'de şu andaki alkollü içeceklerdeki toplanan ÖTV'ler neticesinde sahte içki yapımı, kaçak içki yapımı çok arttı. E o zaman demek ki hatalı bir politika izliyorsunuzdur. Veya kamu kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmıyorsanız, daha küçük bir kesimin özel tüketimine harcanıyorsa veya hatalı projeler fonlanıyorsa o zaman tabii ki olumsuzdur. Dolayısıyla verginin iyi bir şey olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Vergiyle yapılması gerekenlerin de aynı doğrultuda olup olmadığına bakmak ve doğru kesimlerden toplanıp toplanmadığını takip etmek gerekiyor. Arjantin olma ihtimalimiz yüzde kaçtır? Türkiye'nin Arjantin olması hiç kolay değil çünkü hem jeopolitik durumumuz çok farklı. Yani Türkiye bir NATO üyesi bir şekilde batı kapitalizminin en önemli örgütü olan NATO ve en önemli askeri örgütü olan NATO ve onun en büyük gücü olan ABD'nin de müttefiki. Tabi ikili ilişkilerde çok ciddi bozulmalar olduğu için bazen bunu tam olarak göremiyoruz. Dolayısıyla NATO'nun üvey evladı demek daha makul olabilir. Ama sonuçta petrolün önümüzdeki dönemde önemi azalsa bile hala çok özel bir anlam içerdiğini düşünürsek, o bölgede İsrail'in, İran'ın ve Suriye Arabistan arasındaki güç savaşlarının olduğunu düşünürsek ve aynı zamanda Avrupa Birliği için Türkiye'nin aslında bir bariyer görevi üstlendiğinde hesaba kattığımızda yine Türkiye ekonomisinin haddinden fazla bazı açılardan büyüdüğünü yani çok ciddi bir dış borç yükü olduğunu ve bunun diğer gelişmekte olan ülkeleri ve bunların arkası kreditör olan ABD'yi, Britanya'yı, AB'yi ve Körfez ülkelerini sıkıntıya sokabileceğini hesaba katmak lazım. Yani Türkiye Arjantin'den daha fazla batı sermayesi için önemli bir ülke. Bu da bizim Arjantin durumunda düşürmemizi engelleyen temel faktör. En kötü senaryolarda bile Arjantin'deki gibi bir tam bir dış ödemeler dengesi problemi Türkiye'de hiç beklenmiyor. Kısmen yaşanabilir ki o da en kötü senaryoda olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Arjantin geçmişinin farklı olduğunu da belirtmemiz lazım. Arjantin geçmişte birçok kez kamu borç yükünü ödemekten vazgeçti. Sermaye kontrolleri getirdi. Çünkü dış ödemeler dengesi krizine girdi. Türkiye ise son 40 yılda hiç böyle bir durumu yaşamadı. E ayrıca Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği ile inanılmaz bir iletişim etkileşim içerisinde. Sadece finansal kaynaklar değil aynı zamanda dış ticarette İki bölge birbirini tamamlayıcı şekilde. Tüm bu nedenlerden oturu, Türkiye'nin tam manasında bir Arjantin olması çok zor. Yarı Arjantin diyebileceğimiz, Arjantin düşmüş olduğu e, iktisadi zorluklara düşmesi ise oldukça az ihtimalle. Bununla birlikte Türkiye'nin de daha önce yaşamadığı kurumsal zorlukları yaşadığını, yani bütün e, kesinlik içeren ifadelere birazcık daha fazla da olsa şüpheyle bakmak gerektiğini unutmamak gerekiyor. Kamunun dolar cinsi borcu ne kadardır? Bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Merkezi hükümetin yabancı para cinsi yani döviz veya altın cinsi borcu toplam borcunun %58'i kadar. Fakat e, bazı iç borçların da döviz cinsi olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 30 küsür milyar dolarlık da böyle bir kısım var. Yine de e, görülmeyen bir yer daha var. O da e, yerel idareler. E, buraların e, döviz cinsi borçları tam olarak açıklanmıyor. Yine hazinenin kefil olduğu krediler var. Bunlar da ayrı bir soru işareti. Son olarak hesaba katmamız gereken bir diğeri ise hazinenin döviz cinsi gelir garantisi sunduğu projeler. Buralar şartlı bir yükümlülük içerisinde. Yani belirli bir kullanım hedefine ulaşılmazsa gerçekleşecek. O dönemdeki ABD enflasyonunun Türkiye'deki kur fiyatının ne olduğuna çok bağlı yine ne kadar kullanıp kullanılmayacağını da zaman gösterecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün anlamda döviz yükümlülüğünü hesaplamak mümkün olmuyor. Fakat bunun 2001 krizinin dahi üstünde olduğunu biliyoruz. Çünkü o dönemdekinden daha fazla kamu borcu olmakla birlikte buna ek olarak bu borcun döviz cinsi payı merkez hükümeti dahi fazla 90'lı yıllarda olmayan yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu döviz cinsi yükümlülükler var ve bir de bu son 20 yılın yenisi diyebileceğimiz hazine döviz cinsi gelir garantilerinde buraya eklemek gerekiyor.